Şimdi bu kaymayalım, kaydırmayalım, Allah bizi caydırmasın dua ediyoruz. Tabii ki sadece dua ile olur mu? Olmaz. Fiili hareket lazımdır. Allah-u Teala kaymamanız için, sabit olmanız için sizlere öğütler veriyor. Ne buyuruyor? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey Müslümanlar, iman etmiş kullar. Bak bunu duyduğumuzda hepimizin kulak kesilmesi lazım. Niye? Ya alemlerin Rabbi beni muhatap almış, bana sesleniyor. Rabiatul Adeviye validemizi ara sıra anlatıyorum. Hafız Efendi Kur'an okumaya başladı. Rabiatul Adeviye Allah dostu kadınlardan. Bir Hafız Efendi başladı. Ya eyyühellezine amenu dedi. Baş düştü, bayıldı Rabiatul Adeviye validemiz. Bunu çok sık söylemeye çalışıyorum. İbret dolu çünkü. İbret dolu. Dediler ki birkaç zaman sonra uyandı. Birkaç saat mi neyse. Dediler niye bayıldın anamız dediler. Hani daha bir şey okumadı. Cennet ayeti okur, cehennem ayeti okur da etkilenirsin, anlarız. Hiçbir şey olmadı ki daha. Ne oldu da yani bu kadar etkilendin? Evladım dedi. Alemlerin Rabbi olan Allah, koca zat, Mevlamız ya. Beni adam yerine koydu, bana seslendi. Yetmez mi dedi ya. Ben kimim ki bana sesleniyor? O yüzden çok dikkat etmek lazım. Ya eyyühellezine amenu. Ey Müslümanlar, ey iman etmiş kullar. İntensurullâhe yansurküm. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım edecek. Ve yüthebbit akdâmeküm. Ve ayaklarınız da sabit kalacak. Kaydırmayacak. Allah'a nasıl yardım edersin? Allah yardıma muhtaç mı haşa, siz söyleyin. Allah'ın dinine yardım. Yaşamak, yaşatmak, anlatmak, göstermek. Bir cübbe sarık, bir sakal yürüyen emrin maruftur. Başındaki bir takı yürüyen emrin maruftur. Susun sokaklarda, caddelerde. İslam ölmedi. Muhammed Mustafa buralarda yaşıyor demektir. O zamanki sevap da yani 100 şehit sevabı. Unutulduğu zaman da çünkü sünnetimi ihya eden felehu ecrumiyetü şehit. Ona 100 şehit sevabı var. El kaimune yevmeydin bil kitabı ve sünnet. O bozuk zamanda Kur'an'la sünnetle ayakta durabilenler, onu ayakta tutabilenler, bunu yaşayabilenler lehum ecru 50 sıddika. Onlara 50 sıddık sevabı var buyuruyor. İnna ve minküm. Ya Resulallah bizden mi? Bizdeki sıddıklar Ebu Bekirler gibi mi? Onlar da onların zamanındaki Ebu Bekir sıddıklar gibi mi? Yok. La bel minküm. Bilakis sizin içinizdeki Ebu Bekir sıddık gibi sevapları var. O kadar büyük kazanç zamanındayız. Üstad Kadir Mısıroğlu rahmetullahi aleyh diyor ki yani diyebilirim ki diyor şu anda sevap yağmuru var havadan. Sevap yağmuru. Her köşe başında yapılabilecek bir iş var. Her köşe başında. Osmanlı'da bak bu şey yoktu. Osmanlı zamanında zaten İslami bir düzen halkın %95'inde oturmuştu. Yani çoluk çocuk medresede, hanımlar müteseddir. Erkekler namaz niyazda şeriat yani mecbur. Yani orada azdı sevap ama şu anda bu bozuk zamanda her köşe başında bizim kazanç kapımız var. Bir Müslümana Allah için selam verip 2-3 kelam Allah'tan bahsetmek bile, hele kisven İslami bir kisve ise sakalınla, cübbenle, sarığınla, şalvarınla bir güzel selam verip ona onu meyil ettirecek. En ufak bir hareket bile emrim var. Her köşe başı işinin önemi yok. Bilginin, ilminin önemi yok. Allah diyemiyor musun? Allah da diyemiyor musun? Allah bu kadar diyemiyor. Bu bile emrim maruf ya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Emrim maruf. Çünkü o kadar bozuk bir zamandayız ki Efendi Hazretleri yani diyorum herhalde şimdi bu zamanda olsaydı bu sohbetlere çok çok daha önem verirdi. Acizane öyle düşünüyorum. Bir yorum yapıyorum. Ben yanlışsam düzeltin yani. Bunu daha hasbihal ediyoruz. Hocam o iş yanlış deyin yani. Ben de elhamdülillah diyeyim. Kızmam. Hazreti Ömer'e dediler ne yaparsın? Dedi ki ben yanlış bir iş yapsam ne yaparsın dediler. Kılıcı çıkarttı sahabeler. Bununla düzeltiriz. Elhamdülillah sizin gibi arkadaşlar bana nasip etti dedi. Hazreti Ömer gibi adam. Ben kimim? Ama söyleyin. Efendi Hazretlerimizin o günkü çalışmalarına bakıyorum. Tamam bir bozukluk var ama düzgün adam tam düzgün o zamanda. Çünkü iki uç var. Sol var, sağ var. Sağda da öyle 10 tane grup yok. Müslümansa hepsi bizden. Sakallıysa hepsi bizden. Namaz kılıyorsa tamam hepsi bizden. Şimdi Müslümanlar bile içinde kaç gruba ayrılmış, doğru mu? Ne gerek var? Hani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kardeşliği? Hani innemel mü'minun ihve? Müslümanlar kardeştir. Şimdi diyorum o zaman da solcuya, kafire, gavura neyse bir emri bir maruf yaparsın, anlatırsın ama. Ama kendi çevreme çok anlatacağım bir şey yok. Zaten hepsi şeriat, hepsi İslam. Ama şimdi bugün başını kapatıp affedersiniz TikTok'larda çok özür dilerim orasını burasını sallayan genç kızlarımız var bizim. Müslümanım deyip namaz kılmaya gerek yok ki diyen adamlarla biz bugün içli dışlıyız. Şu anda o kadar karışmış durumdayız ki diyorum bugün her zamankinden çok daha ihtiyaç var bu sohbetlere. Hiçbir şey yapmasak ben beceriksiz zaten beceriksizim de daha da beceriksiz olsam şuraya otursam siz bana baksanız ben size soru cevap merhaba selamünaleyküm aleyküm çay çorba vallahi hayırlıdır. Çünkü niye? Öbür türlü dışarıda ne yapacaktı ki bu adam? Şimdi gençler pazartesi günü Amak'ta toplanıyorlar. Ne yapıyordu bunlar? Kendilerinin ifadesiyle söylüyor. Hocam biz diyor 2 sene önce bu zamanlar diyor içiyorduk diyor ya. Şimdi ne yapıyor? Bu kadar ilimler ilmihal o da neler konuşuluyor? Onu geçtim. Hiç konuşulmasaydı bile caminin içinde oturup medresede mescitte oturup çay içmesi ondan daha sevimlidir. Çünkü bozuk zaman abiler, bozuk, çok bozuk. Yani çoluğumuz çocuğumuz elimizden kayıyor. Bak evlerinizin içinde bombalar patlıyor, farkında değilsin. İlkokuldaki çocuklar erkek erkeği öpüşmeye başlamış. LGBT şeyleri, propagandaları devam ediyor.
Devlet istediği kadar önlem alsın. Ben burayı imar etmedikten sonra kapıyı kapattım mı istediğimi yaparım. O çocuklara, bu gençlere, kendimize bir kere manevi olarak bir reset atmamız lazım. O da bu meclislerle oluyor. Allah rızası için. Devam sebat istikamet gösterelim. Mevla Teala ne diyor? Hadisi Şerif Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Onlara diyor 50 sıddık sevabı var. Hem de Ebu Bekir Sıddık gibi 50 sıddık sevabı. Ama öyle bir zamandayız ki yalnız kalıyorsun bugün. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadında olanlar düğününü yaparken yalnız, işe girişirken yalnız, efendime söyleyeyim ne bileyim her işinde yalnız. Bugün bir düğün yapıyorsun, akrabalardan başlıyor. Öyle düğün mü olur ya? Cenaze mi bu diyor? Çalgısız düğün yapacaksın. Ehl-i sünnete göre kadın erkek karışık yapacaksın. Öyle şey mi olur diyor? Ama bunun işte bunun bir karşılığı olacak Allah. İnna Allah la yudayu ecral muhsinin. Allah muhsin kullarının ecrini asla zayi etmez. Men ittaba'a sünneti yevmeyzin sara gariben ve begye vahida. İşte o kötü zamanda benim sünnetimi ihya edenler, tabi olanlar çok garip olacak. Ya bugün hakikaten insan, işe girmiyorsun, işten kaçınıyorsun, niye girmiyorsun diye sorduğunda orada karı kız var, ben orada namahremler var diyorsun. Böyle sanki ayı görmüş gibi şaşırıyor. Şunu şu çubuğun göbeğinde ayı görsek ne kadar şaşırırız? Şaşırmaz mısınız? Ben çok şaşırırım mesela. Nasıl şaşırırsın? Aynı tanıdıklarımızdan yıllarda duyduğumuz şeyler. Ben diyor haramlar var, işte o işe giremeyeceğim. Bu kadar maaş tepiyorsun ha. Ne yapayım diyor, ben harama girdikten sonra maaşını anlayacağım diyor falan. Affedersin. Ayı görmüş gibi şehrin ortasında böyle şaşırıp kalıyor. Daha ötesine gideyim. Öne arkadaşlarımız var. Sakal yüzünden iş bıraktı. Sakalımı bıraktırmıyorlar diye işe gitmiyor. İşe kabul ediyorlar. Sakalını kesiyorlar. Ya niye gitmiyorsun? Etrafındakiler şaşırıyor. Sakalımı kesiyorlar. Gitmiyorum. Affedersin. Eşek görmüş gibi şaşırıyor. Nasıl? Sakalım. Ya Allah için dik duruyor bu adam. Niye şaşırıyorsun? Sen de Müslüman değil mi? Müslümanım. Ya bu adam İncil'den okumadı mı? Tevrat'tan okumadı bu hükmü? Şaşırıyoruz. Ya ne demek istiyorum? Tek kalmışız. Hiç kimse de şunu diyen yoktur yani etrafınızda. Ha öyleyse tamam doğru. Gitme çalışma o işte. Haklısın canım ben bilmiyordum. Ya var mı öyle bir şey? Sara gariben. Çok garip kalacak. Ve bakıya vahida. Tek başına kalacak. Ama femenettebe'a bid'annas. İnsanların bidatlerine uyanlar. Kadın erkek karışık çalışır. Düğünler öyle yapılır. Bir kere oluyor diyeyim. Kaç kere oluyor ya? Bir kere oluyor. Çocuğun sünneti ya yapma. O çocuk sünnet. Adı sünnet ya. Bu adı dini bir şey bu ya. Ya bir kere oluyor çocuğun murat. Meşhur bir muradımız var anlatayım mı sen? Murat. Bir murat var millette. Murat. Ama ahirette ne murat kurtarır ne Ahmet ne Mehmet. Allah-u Teala ya samimiyetin seni gösterecek. Hocam el alem ne der? Benim sülalem ne der? Ya Allah ne der? Gene Allah'tan boyun büküyorlar yani. Gene bir imam var. Allah ne der desene ya. Ya akrabamız diyorum ki bak hocam illa düğüne geleceksin. Diyorum ki ben senin düğününe gelmem. Benim bacımın düğünü olsa öz bacımın gelmem ben kusura bakma. Niye? Çünkü çalgılı yapacaksın, karışık yapacaksın. Hocam vallahi ben öyle istiyorum ki kocasına atıyor. Diyor ki kocasına atıyor. Bunların taraf düğü istiyor diyor. Oho bir bakıyorsun ki düğünden sonra ne o taraf kalmış. Şimdi istemeyen adam biraz bozuk olur değil mi? Ne kalkar ne eder. Hem oynamaya katılmışlar. Hem dansta da katılmışlar. Hepiniz aynı şeyi istiyormuşsunuz ya. Kimseyi kandırmayın. Millet ne der? Akrabalar benim taraf öyle ister diyor hocam diyor. Ya senin taraf sana ne veriyor? Hani işin aşırı öyle bir olsa yapmaz da diyelim ki işin aşırı mı veriyor? Bunlar mı yedirip içiriyor seni? Yok. Peki sen ne gibi muhabbet yapıyorsun? İşte düğünden düğüne merhaba merhaba. Ya her şeyimizi yediren içiren Mevla'ya bu kadar nankörlük olur mu? Allah ne der desene kardeşim. O yüzden insanların bidatlarına uyanlar iş yerinde, akrabada, alışverişte bir sürü bidat var. Dolu. Hele bugün bir şey dinlemişim bir hoca efendiden. Miras taksimi aman ya Rabbi. Bizim millet zaten miras taksimi de kalmış. Babayla oğul diyor aynı anda denizde boğulsalar ölseler. Bunların malları ne olur? Sahildekilere sorulur diyor. Ya İslam kıldan ince kılıçtan keskin. Kardeşim etme. Biz bu İslam'ı yaşamak ve bundan mükellefiz. Hiçbirimizin haberi yok. Allah'ım tam anlamayı, yaşamayı, ittiba edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Sahildekilere sorulur diyor. Bu baba oğul burada yüzüyorlardı. Hangisi baba? İşte sakallı baba, genç olan. Hangisi önce battı diye sahildekilere sorarsın diyor. Sahildekilere. Eğer diyor sakallı önde battı derse sakallı babaydı. Baba önce battı. O zaman baba önce battıysa baba ölmüş oldu. Oğluna kaldım biraz. O zaman oğlunun da akrabalarına kaldı çoluğun. Yani nerede? Ben diyor devlet bana veriyor mu kardeşim? Ben ona bakarım. Allah vermiyor. Beni ilgilendirmez diyor. Bugün hukuk var diyor. Adam kafir olur Allah muhafaza etsin. Kur'an beni ilgilendirmez. Ben takmam dediği zaman ne olur? Kur'an-ı Kerim'de bunlar teker teker anlatılıyor ya. Bu miras. Ha insanların bidatlerine uyanlar vecede hamsine sahiben evekfer. 50 tane de dost bulur. Ondan da fazlasını bulur, arkadaşını bulur diyor. O yüzden Allah bizden teslimiyet istiyor. Baş başa da kalsak Rabbimiz bizi görüyor. Nereye gitsek de ölüm bizim peşimizi kovalıyor. Estağfirullah. Eyne ma tekunu yudrikkumul mevt ve lev kuntum fi burucin müşeyyede. Güçlendirilmiş, kuvvetlendirilmiş burçların, kalelerin arkasına da saklansanız ölüm sizin gelecek bulacak. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Siz nerede olursanız olun o Allah-u Teala sizinle beraberdir. Ahirete gidiş var. Bizden sorumluluk isteniyor. Bizden teslimiyet istiyor. Bizden Müslümanlar olarak ölmemiz isteniyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey iman edenler, Müslümanlar.
insanlar. Allah'tan hakkıyla korkun. Haramlardan hakkıyla sakının. Ve la temutunne. Sakın ölmeyin. Sakın. İlla ve entum müslimun. Ancak Müslümanlar olarak ölmeyi başarın. Allah'ım iman üzere, İslam üzere göçebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.